İkinci güne başlamışız bile. Zamirleri konuşacağız. Zamirlerle ilgili söyleyeceğimiz şeyler elbette kıymetli şeyler. Hep böyle başlıyorum videolara. Tabii ki kıymetsiz şeylerle senin zihnini doldurmaya, zamanını çalmaya niyetim yok. Ne konuşuyorsak elbette hepsi kıymetli. Ee, ve bir ödevin olacak yine. Hangi modüldeyiz? Hala bu modüldeyiz. Birinci modülde ödevin de birazdan videonun altında göreceksin. 15 ve 17. sayfalar arası olacak. İki videoyla zamirleri halledeceğiz. Çok kolay bir konu ve emin ol, bu birinci modül bittiğinde e, isimler, zamirler, sıfatlar ve tamlamalarla ilgili epeyce bir fikir sahibi olacaksın. Bu seni biraz rahatlatacak. Özellikle ikinci modül bittiğinde, yani sözcük türlerinin tamamı fiil, fiilimsi de dahil bittiğinde, artık biraz biraz kendine güvenmeye başlarsın. Ama unutma. Bütün bunların netlerine yansıması ve senin hak ettiğin özgüvene kavuşman bu en azından D bilgisinin bitmesini bekler. Net. Yani 20 gün dolmadan kendinden çok performansınla ilgili bir şey bekleme. Lüzumsuz yere kendini eleştirme. Biraz sabır. Hadi başlayalım dersimize. Başlıyoruz. İşte bugünün konusu zamir. Zamirleri kendi içinde ikiye ayıracağız. Bir sözcük biçiminde olanlar var, bir de ek biçiminde olanlar var. Ne demek istediğimi hemen anlayacaksın. Şimdi sözcük biçiminde olanları konuşacağız önce. Neler bunlar? Kişi zamirleri, işaret zamirleri, belgisiz zamir ve soru zamiri. Önce zamir nedir, nasıl bir şeydir? Biraz ondan bahsetmekte fayda var. Çok zor değil dediğim gibi. Belki de hep duyduğun şeylerin üzerinde duracağız. Küçük birkaç ayrıntı var. Onları özellikle dikkat vurgularıyla verip geçeceğiz. Hadi konuşalım. Zamirler adın yerini tutan sözcüklerdir. Adın yerini tutan sözcükler olduğundan galiba adını da adıl diye koymuşuz. Peki, adın yerini tutmaktan kastı nedir? Mesela, hiçbir zaman affetmedin beni. Ben ben ne çok sevdim seni. Herkese bahset senden, benden, bizden. Defalarca sordum sana. Neden e, cevap vermedin içten. Herkese bahset senden, benden ve bizden. Şimdi buralarda geçen bu sözcüklerin tamamı için birer zamir demek mümkün. Ha, türleri farklı. Kimi belgisiz zamir, kimi kişi zamiri vesaire. Ama hepsinin ortak yanı şu. Bu örneklerden hangisini ele alırsak alalım, mutlaka bir isim olamayacağını, bu adla bir varlığın bulunmadığını, bunların olsa olsa var olan bir varlığın yerine kullanıldığını hissedersin. Mesela ben sözcüğüne bakalım, sen sözcüğüne bakalım. Ben ya da sen diye bir varlık olabilir mi? Bunlar sadece, ya bu cümleyi kuran eğer Önder ise, ben diye bahsettiğinde Önder isminin yerine kullanmış oluyor. Ya da karşımdaki kişinin yerine kullandığımda, örneğin Ethem'e seslenirken sen dediğimde, bu sefer de etem isminin yerine geçmiş oluyor. Ne yapıyorum aslında? Ben hiçbir şekilde bir isimden değil de o ismin yerine geçebilecek bir sözcükten bahsediyorum. Günlük hayatta da çok sık kullanıyoruz. Güzel de dizeler, sevdiğim de tahmin ettiğim dizeler. Herkese bahset senden, benden, bizden. Tanıdık geldi mi bilmiyorum ama e, benim sevdiğim dizelerdi. Oradan başlamak istedim. Şimdi önce kişi zamirini konuşacağız. Kişi zamirleri adı üstünde. Sayıları bellidir bunların bu arada. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Onu birazdan e, aktarayım. Sayıları belli ve e, bir şeyin yerine geçecek ya. Bir kişinin isminin yerine geçmesini istiyoruz ki kişi zamir olabilsin. Bunların hepsi ismiyle anılıyor işte. İşaret sözcüğü bir ismin yerine geçerse işaret zamir oluyor. Bir soru sözcüğü ismin yerine geçerse soru zamir oluyor gibi. Tamam. Mı? Adını hep böyle koyacağız. Mesela. Sınava hazırlanırken tanıştık Murat ile. Şuradaki Murat sözcüğü kesinlikle bir özel isim. Doğru mu? Peki, şimdi alttaki cümlede değiştirdiğim tek şey şu. Ne diyorum? Sınava <laughs> çok heyecan yapıyorum çok. Ben dilim tamam dönmüyor, konuşamıyorum yani. Bir su veren de yok. Yani nasıl vicdansızların elinde kaldıysam karşımda 5 tane adam var. <laughs> Video yönetiyorlar. Ama bir tanesi de demiyor ki su, kahve istemiyorum abicim Su getirin bana bir zahmet yani. Neyse onların üstüne kaldı. Sınava hazırlanırken tanıştık onunla. Şuradaki onunla sözcüğü birebir Murat isminin yerine geçti. Yani bu iki cümle arasında aslında tek fark bu. Ya Murat ile demişim ya da onunla demişim. Demek ki bu sözcüğün böyle bir kabiliyeti var. O sözcüğü içi boş bir sözcük. Zamirler böyledir bak. Buradan başlayalım. Bütün zamirler içi boş sözcüklerdir. Siz onun içine neyi koyarsanız almam demez. Öyle bir kabiliyeti olması lazım. Mesela kırmızı sözcü böyle midir? Değil. Onun belli bir şeyi var, sınırları var. Kırmızı olanın dışında kırmızı sözcüğüyle bir şey alma şansınız yok. Ama ben sözcüğü kim kullanırsa onun ismin yerine geçer. Şu sözcüğü hangi ismin yerine isterseniz soyut, somut, tekil, çoğul, o bu vesaire fark etmez. Onun yerine geçi verir. Onun yerine geçi verir. Zamirlerin böyle bir gücü, yeteneği var. Şimdi bu gördüğünde bir kişinin isminin yerine geçtiği için biz buna kişi zamiri diyeceğiz. Peki kişi zamirlerimiz nelerdir? Şimdi sayıları belli demiştim ya. Onları senin için tek tek bir ekranda göstereceğim. Bir tekil olanlarımız var. Bir de çoğul olanlarımız var. Nedir bunlar? Olanları basına ben sızdırdım. Birinci tekil kişi zamirimiz. Sen nasıl bakacaksın yüzüme? En son o geldi. Bunlar da iki ve üçüncü tekil olanlar. Bu yıl bizim de aramıza katılın. Şimdi biz dediğimde artık birden fazla insanın varlığından söz ediyorum ve bir şey değişmiyor. Her birimizin adının yerine biz sözcüğünü koymuş oluyorum. Siz beni hep ilgiyle dinlediniz. Onlar hiçbir zaman anlaşamaz. Mesela bak burada bir soru geldi aklıma. Onlar sözcüğü sence çoğul bir ad mı? Mesela hani bize bazen şey soracaklar diye. Hangisinde çoğul bir ad vardır diye sordular diyelim. E şimdi onlar sözcüğü çoğul olabilir ama ad değil gibi. Bir zamir. Çoğul ad başka bir şey. Çoğul zamir başka bir şey. Bu da yeri gelmişken konuşalım istediğim bir şey. İşte burada toplamda kaç tane kişi zamir var? 6 tane. Bunların yanına bir tane daha koyacağız. O bir tanesi acaba ne? Birazdan konuşuruz. Ama o bir tanesiyle beraber toplamda kaç tane olacaklar? 7 tane. Bunun dışında bazı sözcükler insan isimlerinin karşılığı halinde kullanılabilir. İnsan isminin yerine geçerek kullanılabilir. Onlara kişi zamiri demek için bu 7 tanesinin içinde var mı yok mu mutlaka buna bakacağız. Hadi devam edelim. Mesela bir şey daha geldi. Kişi zamiri ve yanında ne yazıyor bakın? Dönüşlülük zamiri. Bunu lütfen önemseyelim. Bu dönüşlülük zamiri bunun diğer adı ve bazıları ısrarla bunun kişi zamiri olmadığını söyler ama kendi sözcüğü bir e, evet tek başına kendi sözcüğü hem bir kişi zamiridir hem de ne diye anılır dönüşlülük zamiri diye anılır ikisine de örnek olarak gider peki bakalım işi yapan varlığın anlamını pekiştirme görevi de yaptığı olur bu tarlaların tamamını sen kendin mi ekip biçiyorsun şimdi kendi sözcüğü genellikle tek başına da kullanılabilir ama genellikle bir özel ismin arkasından ya da bir kişi zamirinin arkasından kullanılabilir. Bunu yaptığımızda cümledeki o sen, ben ya da benzeri kişi zamirlerine Ahmet, Veli, Zehra gibi isimlere bir pekiştirme anlamı ekler. Mesela keki Zehra kendisi yapmış dediğimde ben şu anlamı çıkartıyorum. Yani bunu kimin yaptığını söylemekten öte Zehra'nın bunu tek başına yapabildiğini, bunu başarabildiğini, buna gücünün yettiği gibi anlamları orada ben yakalayabiliyorum. Kendi sözcüğü anlamda bazıları bunun gereksiz olduğunu, atılması gerektiğini düşünür. Asla cümle böyle bir anlam katlı süreci dokunamayız. Peki bu soruları Ayşenur kendisi çözmüş derken aynı şey geldi bak. Burada hemen önündeki özel ismin yukarıda da hemen önündeki ikinci teki kişi zamirinin anlamını pekiştirdi. Her iki örnekte de anlamı pekiştirmek için kullanıldı. Ama bazen tek başına da kullanabilir. Kendim geldim. Böyle de kullanılabilir. Peki şimdi biz şu örnek cümlelere bir daha bakarsak. Şurada eğer kendi sözcüğüne kişi zamiri demek mümkünse ki mümkün. Mümkün. Tamam, tereddüt yok. Biz o zaman burada kaç tane kişi zamiri var diyeceğiz? İki tane. Biri dönüşlülük zamiri adıyla anılan, diğeri de ikinci tekil yani sen kişisi. Ama alttaki örnekte sadece bir tane kişi zamiri var. Özel isimle beraber kullanılmış, kendi sözcüğü tek başına. Peki, bakalım dikkat vurgusuna ne der? Kendileri evde yoklar mı? derken, kendi sözcüğü bazen cümleye böyle bir saygı anlamıyla da ee, sokulabilir. Ne oldu? Burada, bu çoğul yargıyla beraber kullanılmasına rağmen aslında tekil bir yargıdır bu. Bir kişiden söz ediyoruz. Ama e, saygı anlamı verebilmek için ne yaptık? Sözcüğü de çoğul ekiyle beraber kullandık. Evet buradan da alacağımızı aldık. Şimdi senden ricam buradaki kişi zamirlerini bulman. Onlarla ilgili işte hani bir cümlede kaç tane var? Kaçıncı kişi? Tekil mi? Çoğul mu? Vesaire bunların hepsini tek tek konuşalım istiyorum. Mesela sen de o da aynı şeyleri söylediniz. Ne buldun bu cümlede? Kaç tane buldun? Bak şuradaki sen ve o sözcükleri birer kişi zamiri. Sen ikinci tekil. O da üçün, şey, üçüncü tekil kişi zamiri. Ve bunları da ne bağlamış? Deda bağlaçları. Burası bir bağlama grubu olmuş. İleride konuşacağız ama biraz biraz kulağımızda olsun. Yani deda gibi bir bağlaçla iki zamir bir araya getirilip bağlanmış. Bir bağlama grubu aşağıdakilerin hangisinde zamirlerden oluşmuştur denebilir. Hangisinde bağla kişi zamirlerini bağlamıştır denebilir. Ya da hangisinde birden fazla kişi zamiri var diye sorulabilir. Tamam. Hadi ikincisine bakalım. Kendine baktın mı sen hiç aynada derken hem şuradaki sen sözcüğünü hem de şuradaki kendi sözcüğünü yakaladıysan tıpkı yukarıdaki gibi burada da iki tane kişi zamiri olduğunu söylemişsindir. Tamam. Peki. Burada yalnız ne var? Sen ikinci tekil kişi zamiri kendi sözcüğü de Dönüşlülük zamiri adıyla anılan kişi zamiri. Bizim bu konudaki fikrimiz çok açık derken şurada da bizim sözcüğü tek başına bir kişi zamiri olarak kullanılmış ve birinci çoğul kişi zamiri. Değil mi? Bunların da bu şekilde sorulabileceğini bilelim. Bir deneme sınavında bir soru bankasında karşımıza gelirse neden hata yapalım? Değil mi? Peki. Şimdi bir örnek cümle vereceğim. Ben bunu e, buralara yazmadım ama konuşmak istiyorum. Mesela cümlem şöyle olsun. Böyleleriyle Arkadaşlık kurulmaz. Şimdi sen de bir kenara lütfen yaz bunu ve böyleleriyle sözcüğüne bir odaklan. Şimdi ne demek istiyorum bunu niye yazdım? Böyleleriyle arkadaşlık kurulmaz derken aslında ben e, bir insan ya da birkaç insandan söz ediyorum. Böyleleriyle sözcüğü de o kastettiğim insanlar kimse onların yerine geçmiş. Onların isimlerini anmak yerine böyleleriyle demişim. E hocam o zaman Hani kişilerin isminin yerine geçtiğinde zamir kişi zamiri olmuyor muydu? Evet. E, o burada öyle olmuş ama siz kişi zamirleri arasında bunu saymadınız. Bize 7 tane var dediniz. Ben sen o biz siz onlar ve kendi sözcüğü. E bunu ne yapacağız hocam? Bu biraz farklı. Burada mesele şu. Böyle sözcü bir işaret sözcüğüdür. İşaret sözcükleri o bu şu şöyle böyle öyle gibi sözcükler insanların adlarının yerine dahi geçse biz onları gene de kişi zamiri saymayız. Onları mutlaka birazdan göreceğiz. Ne zamiri sayacağız? İşaret zamiri. Notumuzu böyle alalım. Yani özetle aklında şu hep kalsın, kulağında çınlasın. Kaç tane kişi zamirimiz var? 7 tane. Bu 7'sinin dışında herhangi bir sözcük bir kişinin adının yerine geçiyor gibi dahi olsa o mutlaka başka bir yere gidiyordur. Bunu unutmayalım. Hadi devam edelim. İşaret zamiri ile ilgili neler konuşacağız? İşaret anlamlı bir sözcük olacak bir kere. Yani zamir olması için bir ismin yerine geçmesi gerekecek de. E bu sözcük işte bir işaret sözcüğü olacak. Başka bir şey değil söylemeye çalıştığımız. Bunları taşımama yardım etmelisin. Ne ki bunlar? Paketler, işte kutular, kitaplar ee vesaire vesaire. Her neyse onlar o ismin yerine geçtiği belli. O zaman bu cümlede bunları sözcüğü kesinlikle ne olmuş? Bir işaret zamiri olmuş. Peki orada bir otel vardı geçen sene kaldığımız Mersin'de, Antalya'da, Hawaii'de, Amerika'da, İngiltere'de yani birçok özel isim konabilir oraya. Ama benim o kullanmak istediğim özel isim her neyse kullanmadım. Orada demeyi tercih ettim, burada demeyi tercih ettim. Bu sözcükleri de birer işaret zamiri olarak görmek gerekecek. İşaret anlamlı bu sözcüklere dikkat. Peki Şimdi şurada az önce söylediğim şey geldi yine. Böyleleriyle baş etmekte zorlanıyorum. Artık biraz daha hazırız bu dikkat vurgusuna. Kişilerin yerine geçmiş olsa dahi bu gibi işaret sözcüklerini asla kişi zamiri diye değerlendirmeyeceğiz. İşaret zamiri diyeceğiz. Ve buraya da dikkat edelim. Bu da geçmiş yıllarda benim soru şeylerde soru bankalarında vesaire çok denk geldiğim bir şeydi ve biz öncesinde bunu kullanmıştık. Osman elindeki işleri bugün bitireceksin. Bunu sakın unutma. Şimdi bunu diye karşıladığımız şey aslında bakarsan şuranın tamamı. Osman elindeki işleri bugün bitireceksin. Bu bir cümle. Ve bunu sakın unutma derken kendisinden önce kurduğumuz cümleye ne yaptı? Bunu sözcüğü bir atıfta bulundu. O zaman bunu sözcüğü için rahatlıkla gene bir işaret zamiri diyebilirim ama bir işaret zamirinin ya da bir zamirin bir cümlenin de yerine geçebileceğini görmüş olduk. Tamam mı? Bunu da not alalım. Bir zamir isimlerin yerine geçebildiği gibi kocaman bir cümlenin yerine de geçebilir. Seni çok özlüyorum. Bunu inkar edemem. Şimdi seni çok özlüyorum bir cümle. Bunu inkar edemem derken ne yaptım? Seni çok özlüyorum cümlesini karşıladım. Dolayısıyla buradaki örnekte buna benzedi. Peki, işaret zamirlerine devam ediyoruz. Ne zaman böylesiyle tanışacağız biz? Bir zamir ee, insanların is isminin yerine geçtiği belli, tanışmak falan gibi kaygılar olduğuna göre ama e, biz dediğimiz gibi o kişi zamirlerinin arasında bu olmadığına göre bunu da ne sayacağız? Bir işaret zamiri. Bu sanatçımız için ayrılan bir kostüm müdür. Şimdi burada dikkat vurgusuyla söylemeye çalıştığımız şey şu. Acaba bu sözcüğünden sonra dikkat edersen şurada bir virgül var. O virgül olmasaydı şöyle olacaktı. Bu sanatçı gibi bir şey olacaktı. İşler baya değişecekti. Sözcüğün türünü çok etkileyen bir şey o virgül. Virgül oldu orada olduğunda bu diye karşıladığımız şey başka bir şey oluyor. Virgül olmadığında bu sanatçı cümlenin başka bir ögesi haline gelebiliyor. Özetle toparlayalım. Eğer bir işaret sözcüğü bir ismin hemen önünde böyle kullanılır onu işaret ederse biz ona birazdan konuşacağız. Belki de yarınki videomuzun konusu bu. Ona sıfat demeyi tercih edeceğiz. Fakat aradaki virgül bu bağı çözmüş. Arada virgül olunca cümle şöyle oluyor. Bu sanatçımız için ayrılan bir kostüm müdür? Hangi kostümse o bu sözcü onun yerine geçiyor bu cümlede. Anlam değişiyor ve şu haliyle gene bu da ne sayılıyor? Bir işaret zamiri sayılıyor. Ötekilerin borcu kapandı geçen hafta. Şuradaki ötekilerin sözcüğü de işaret zamiri olabilecek sözcük. Yani orada, burada, şurada, öyle, böyle, şöyle, o, bu, şu, bunların çoğulları, onlar, bunlar, şunlar, e, söyledik mi bilmiyorum, öyle, böyle, şöyle gibi sözcükler. Bütün bu işaret sözcüklerini, öteki gibi, beriki gibi işaret sözcüklerini bir işaret zamiri olarak kullanmanız mümkün. Tamam bunların türleri hani sıfat ya da zarf da olabilir. Yeri geldikçe biriktikçe konular hep buralara dönüp bunlara atıf yapacağım. Ama e, zamir olabilmesi için ne gerektiğini biliyoruz. Bir ismin yerine geçmeleri gerekiyor. Peki şimdi üzerine soru yazılan e, ve sizi genellikle hani o iki seçenek arasında kaldığınız cevaba net yürüyemediğiniz sorular var ya sizi oralarda boğan bezdiren bir soru tipi var. E, i̇ki tane sözcük o ve onlar sözcükleri. Bunlar işaret zamiri mi yoksa kişi zamiri mi karar vermek zor olabiliyor. Nasıl karar vereceğiz? Aslında çok kolay. O ve onlar sözcükleri hem işaret sözcü olabilirler hem de kişi zamiri olabilirler. Kullandıkları cümleye bakacağız. Bağlama bakacağız bu kadar. Kirayı ona mı teslim edeceğiz? Şimdi birine kirayı teslim etmekten bahsediyorsak bir insandan söz ediyoruzdur. Dolayısıyla bunun ne olduğunu söyleyelim. Bu bir kişi zamiri belli. Üçüncü tekil kişi zamiri. Kümesin içindeler. Onların yemlerini verdim ben. Kümes, yem, onlar vesaire ne oldu? Tavuklardan vesaire bahsettik. İnsan dışı unsurların yerine geçtiğinde işaret zamir olacak. O arabanın güvenliğini sağlayan ekipmanlardan biri. Burada kafalar bir yanıyor şöyle. Arabanın güvenliğini sağlayan ekipman. Yani arabanın bir parçası, freni, devriyacı, şu su, O zaman buradaki sözcük de kesinlikle bir işaret zamiri. Cümleyi değiştirseydik. O kaldığımız binanın güvenliğini sağlayan Güvenilir biridir deseydi o zaman bir insandan söz ettiği belli olurdu ve kişi zamir olabilirdi. Ama şu haliyle bir e, işaret zamir. Nasıl yapacağımızı anladın. Nereden yardım alıyoruz? Cümleden, bağlamdan yardım alıyoruz. Tamam Evet belgisiz zamir, belgisiz sözcüklerle ilgili Aa, böyle oturmadığını düşündüğüm şeyler var. Önce onu konuşalım biz. Belgisiz sözcük nedir? Bir şeyin, bir sözcüğün belgisiz olabilmesi için sayıca çokluk bildirmesi lazım. Ve sayının da net olmaması lazım. Mesela çok e, hastası var doktorun. Çok hasta. Yani ben tamam çok sözcüğünden çok olduğunu anlıyorum hastasının. Fakat kaç tane olduğunu anlayabiliyor muyum? Hayır. Sayıca bir çokluk var. Bir tane olmadığını anlıyoruz. Ama net bir sayı var mı? Yok. İşte biz bu sözcüklere belgisiz sözcükler diyoruz. Hepimiz onu bekliyoruz. Hepimiz dediğime göre biraz kalabalığız. Yani tek başıma ben yokum. Ee, ama kaç kişi olduğumuzla ilgili bir bilgi veriyor mu bana hayır belgisiz sözcüklerde biraz buna bakacağız Bir de bir de e, herhangi bir anlamı da belgisizlik getiriyor Mesela e, onunla görüşmek için bir gün seçmeliyim bir gün herhangi bir gün e, kapının önünde bir adam var seni soruyor bir adam yani bir tane bir kişi demekten öte şey demeye çalışıyoruz herhangi bir adam kim olduğu belli olmayan gibi ya da tanımadığım gibi. O zaman herhangi bir anlamıyla ya da bu çokluk verip de sayıca net bir şey vermeyen sözcüklerle belgisizliği sınırlandırabiliriz. Tamam hadi bakalım. Hangi adın yerini tuttuğu belli olmayan. Kimi, bazıları, birçoğu, hiçbiri, kimse, tümü, çoğu, birkaçı, herkes ve şey gibi sözcüklerdir. Bu arada şey sözcüğüne dikkat edelim. E, T'deki Yanıldı yenildi bir gün buna bir isim yazdı sözlükte. Bizim bütün öğretmen arkadaşlar döndüler kıvrandılar nasıl isim olur falan filan neyse dediler TDK öyle diyorsa yapacak bir şey yok. Herkes isim diye anlatmaya başladı. Soru bankalarına isim diye yansıdı. Belki e, belki değil hatta o sene üniversite sınavında soruldu ve isim kabul edildi. ÖSYM insanlar şikayet ettiler yani itiraz ettiler. Dediler ki biz TDK'nin yalancısıyız abi şimdi TDK böyle diyor. TDK'ye döndük işte kaçamak cevaplar falan filan. Şey sözcüğünün tanımı da neyi bir şeyin bir varlığın yerine belli belirsiz geçen sözcük. Bir şeyin yerine geçtiğini kabul ediyor sözcüğün tanımı bile. <laughs> yani bu bir zamir ve şey sözcüğü belgisiz zamirdir. Hiç kaçarı göçeri yok. TDK ne derse desin, sınav grubu, ÖSYM vesaire ne derse desin herkes çark etti ve TDK hatasını kabul edip bunu düzeltti. Tamam mı? Yani bir TDK bir şey bir şey söylediğinde, bir kelimeye isim dediğinde, edat dediğinde, zarf dediğinde bu sorgulanmayacağı anlamına gelmez. Bazen ÖSYM'de böyle hatalar yapabiliyor. Şey sözcüğü neymiş? <laughs> Çok laf salatası yaptım. Şey sözcüğü belgisiz bir zamirmiş. Hadi avlayalım şunları. Hepimiz istedik onun başarılı olmasını öyle değil mi? Şuradaki hepimiz ve şuradaki onun sözcüğüne bakalım. Onun sözcüğü başarılı olmasını istediğimiz birinden söz ettiğime göre bir kişi zamiri denebilir. Değil mi? O bir belgisiz zamir değil. Ama hepimiz sözcüğü bir belgisiz zamir. Bu bir kişi zamiri. Her, hepimiz sözcüğüyle ilgili az önce konuşmuştuk. Sayıca çok olduğumuzu söylüyor. Hepimizin isminin yerine geçiyor. Ama kaç kişi olduğumuzla ilgili bir bilgi de vermiyor. O zaman ne diyeceğiz işte? Bu bir belgisiz zamir. Çoğunun tek derdi işsizlikti. Şimdi çoğunun yani çoğu çoklar belli ama kim bunlar? Ali, Veli, işte Zehra, Ayşe kim? Her kimse onlar isimlerinin yerine geçti. Birden fazla kişi olduğunu anlıyorum. Kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Fakat bu haliyle buna da belgisiz zamir demem gerekiyor. Biri seni sordu dün atölyede. Şuradaki seni sözcü bir kişi zamiri bu işimizi görmez şimdilik. Fakat biri sözcü de bakalım herhangi bir anlamı var mı? Var. Herhangi biri. Biri sözcüğünün belgisiz olabilmesi için herhangi bir anlamı vermesi lazım. İki, biri sözcüğünün Aynı zamanda belgisiz zamir olabilmesi için de bir ismin önünde değil de bir ismin yerinde olması gerekir. Biri seni sordu, başka bir şey. Bir adam seni sordu, başka bir şey. Her ikisi de belgisiz ama biri sıfat, biri zamir. Bu aradaki farkı sıfatlarda iyice netleştireceğiz. Peki bir bak şöyle. Sormak istediğim bir şey varsa hemen videoyu durdurup aşağıda bir yorum at. Ben ona mutlaka döneceğim. Hadi devam ediyorum ben. Şimdi belgisiz zamir belgisizlik anlamı taşıyan sözcüklerin isimlerin yerine kullanılmasıyla oluşur demiştik. Biri oltayı suya fırlattı. Diğerinin de gözü mantarda. Şimdi iki kişi olduğunu anlıyorum. Ama bak dikkat et bu sözcüklere. Biri oltayı suya fırlattı ama hangi biri? Herhangi biri. Onu bilmiyoruz. Diğeri de göz, diğerinde gözü mantarda. Kim olduğunu da bilmiyoruz. O zaman herhangi bir anlamıyla kullanılan bu sözcük ve her kullanımda mutlaka diğer sözcüğü belgisiz bir sözcüktür. Ve burada isimlerin yerine geçtikleri için birer belgisiz zamir oldular. Birkaçımız bunu bakan ile konuşmak için görevlendirildik. Birkaçımız. Ha kimsek biz adlarımızın yerine geçti. Sayımız çok ama net değil. Bu da belgisiz bir zamir. Çok iyi bir örnektir. Falan filanın ne dediğine bakma işini bitir. Falan filanın kim bunlar? Yani belgisizlik söz konusu olduğunda hep bu az, çok, tüm, birkaç gibi sözcükler akla gelir ama falan filan pek konuşulmaz. Çok iyi örnektir. Bence yanına yöresine birkaç yıldız koymakta fayda var. Tekrarlarını yaparken önemse. Falanın filanın kim? Evet, çok önemli bir şey daha. Şimdi onun bunun sözüyle hareket eder. Ayrı ayrı düşünürsen onun sözcüğü bir kişi zamirine, bunun sözcüğü de bir işaret zamirine gidebilir. Fakat onun bunun sözü dediğimde bunu bir ikileme şeklinde kullandığımda bir üstteki cümlede geçen şu falanın filanın var ya ona benziyor. Bir belirsizlik oluyor. Kim o? Herhangi biri anlamıyla bu gibi kullanımları da ne sayacaksın işte? Bir belgisiz zamir sayacaksın. Çok hızlı mı gidiyoruz? Yavaş mı gidiyoruz? Koşturuyor muyuz? Anlıyor musun? Nasıl keyifler? Dön, dön, dön. Tamam? Yaz bir şeyler. Evet, belgisiz zamirlerle ilgili konuştuğumuz şeyler biraz daha devam edecek. Şimdi Çoğunun cebinde 5 kuruşu yoktu. Çoğu. Kim bunlar? Onların adlarını yerine geçti. Çoğu sözcü çok böyle karşılaşabileceğimiz bir belgisiz sözcü. Her şey yollarına serilecek senin derken şuradaki şeye takılacağız. Ee, sen sözcü de bir kişi zamir bu arada. Çoğu sözcünün ve şey sözcünün bir belgisiz zamir olduğunu biliyoruz. Şey sözcüğünün yani hiç kaçar göçeri yok. Tek bir şansı var. Belgisiz zamir olabilir. O sıfat olamaz, isim olamaz, işte zarf olamaz, başka bir şey de olamaz. Şey sözcüğü mutlaka belgisiz zamirdir. Ve her defasında önündeki sözcüklerden ayrı yazılır. Bu iki kural hiç şaşmaz. Şuradaki her sözcüğü de e, konuşacağız. Şimdi girmeyeyim oraya. Kafanda onunla ilgili bir soru işareti olduysa bile sabret. Onu sıfatla anlatalım. Şey sözcüğünün önünde kullanılması onu başka bir yere götürecek. Peki şimdi şurada bir şey var. Dikkat yargısı. Sence kelimelerin kullanıldığı yerler onların türlerini etkiliyor mudur? Hani... E, Gene bu derste bir yerde virgülün olması ya da olmaması bir sözcüğü sıfat ya da zamir yapmıştı ya. Bir sözcüğün nerede kullanıldığı onun türünü de belirleyebilir. Şimdi bu örnekler önemli örnekler. Birçok hayvan sahip bekliyor barınakta. Hayvanların birçoğu yardıma muhtaç. Yani neredeyse aynı şeyden bahsediyor. Birçok hayvanla hayvanların birçoğu arasında pek bir fark yok gibi. Ama şunu unutma. Eğer birçok gibi belgisiz bir sözcük bir hayvan gibi bir ismin önünde olursa o zaman sıfat demek gerekir. Ama eğer ismin arkasında kalırsa o zaman da belgisiz zamir olur. Tamam mı? Çok para deyince çok sözcüğüne sıfat demek gerekir. Paranın çoğu dediğimde yani ismin arkasına attığımda sözcüğü o zaman da zamir olur. Her ikisinde de belgisiz bir sözcük ama sıfat mı zamir miyi böyle ayırt edeceğiz. Mesela bu ileride canını yakarsa böyle bakacaksın. Bütün hisseleri sattım. Bütün hisse. Ne oldu? Bir ismin önünde oldu. O zaman sıfat gibi. Peki hisselerin tümünü sattım deseydi bütün sözcüğünü tümünü şeklinde ismin arkasına atsaydım o zaman ne olacaktı? Belgisiz bir zamir olacaktı. Buna kafanda birkaç örnek düşün. İçinden çıkamazsan gene konuşuruz. Peki şimdi buraya kadar problem yok diyelim. Kişi zamirleri, işaret zamirleri, belgisiz zamirler aynı şeyleri tekrar edip 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 belki kafanı da ötülemişimdir. Ama e, iyi gittiğini düşünüyorum. Şimdi soru zamirlerine geldik. Bence bana kalırsa sözcük türleri arasında hani bu isimler, sıfatlar, zamirler, zarflar, fiil, fiilimse, edat vesaire. Bütün bunlarla alakalı bir öğrencinin Karşısına çıkabilecek en sevimsiz, en zor soru tipi şu. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır, sıfatla sağlanmıştır, zarfla sağlanmıştır. Soru sözcüklerinin türüne karar vermekte çok zorlanıyoruz. Çok. Ee, peki bunu şimdi hemen halledebilecek miyiz? Zamirleri bitirerek halledemeyiz. Sıfatları da konuşmalıyız. Orada soru sıfatlarını konuşurken soru zamirlerine de döneceğiz. Sonra zarfları konuşmalıyız. Soru zarflarını konuşurken soru sıfatlar ve soru zamirlerine de döneceğiz. Edatları konuşurken soru edatı da e, soru edatı başlığında e, gene sıfat, zamir, zarflara döneceğiz. En son demek ki sözcük türleri bittiğinde bütün bunları bir tablo şeklinde karşına getireceğim senin ve çiçek gibi bunun içinden sıyrılıp çıkacağız. Şimdi biz şuraya bakalım. 1. Soru anlamı taşıyan bir sözcüğün ismin yerine kullanılmasıyla oluşur. Soru anlamı taşıyan bir sözcük yani Nerede? Hangisi? Kim? Kimin? Ne? Neyin? Neyle? Gibi. Bir soru sözcü olmalı elimde. Bu da bir ismin yerine geçerek cümlede kullanılmalı. Ve çekim eki alan tüm sözcüklerde kelimelerde soru zamiridir demişiz. Bu çok önemli. Bunu Türkiye'de ilk telaffuz eden benim. Tamam. Bir soru sözcüğü eğer çekim eki almışsa o kesinlikle soru zamiri oluyor. Yani nasıl sözcüğü sıfat olabilir, zarf olabilir, zamir de olabilir. Ama nasılsın, nasılmış gibi üstüne ya da nasılım gibi bir çekim eki aldığında sadece soru zamir oluyor. Bunun başka bir şansı kalmıyor. Buna dikkat edelim. Bir de şuna bakalım. Bunu kimden aldın? Şimdi kimden sorusu yerine Ahmet'ten aldım diyebilirdi. Değil mi? Yani orada bir isim var aslında. Ama biz o ismin yerine bir sözcük koyuyoruz ve o ismin yerine koyduğumuz kimden sözcüğü bir işaret sözcüğü değil ki işaret zamiri olsun. Bir kişi zamiri de olamaz. E belgisizlik de bildirmiyor ama bir soru sözcüğü. E o bir soru sözcüğüse ve adın yerine geçiyorsa o zaman ne diyeceğiz oradaki kimden sözcüğüne? Bir soru zamiri diyeceğiz. Ha bu arada şurada da bir tane işaret zamiri varmış. Ona ne alacaksınız derken şurada bir işaret pardon ya da Kişi zamiri de olabilir. Cümle net değil. Yani bir hayvan mı bu? Bir insan mı? Nedir? Belli değil. Ama şuradaki ne sözcüğü net. Ne sözcüğü çekimeki almasa dahi yani başka görevlerde de kullanılabiliyor ama soru zamiri olabiliyor. Hangisini alacaksınız derken dikkat edersen gene bu soru sözcüğü de bir ismi yerine geçmiş. Ve bu da çekim ekleri almış. Hangisini şeklinde. Okuldan önce nerede yemek yiyelim? Nerede? Bu arada nerede diye telaffuz ediyoruz ama Orada, burada, nerede, içeride, dışarıda gibi sözcüklerde ünlü düşmeyecek. Buna dikkat edelim. Nerede sözcüğünü de tıpkı diğeri gibi bir soru zamiri olarak kullanmışız. Dikkat et. Bunlar e, çekim eki almış sözcükler. Sadece ne sözcüğü almadı? Çekim eki alan bir soru sözcüğünün de tek şansı neydi? Soru zamiri olmaktı. Bu arada soru e, zamirleri arasında özellikle şu ikisi. Not alabilirsin bunları. Çekim eki almadan da şu çıplak halleriyle de birer soru zamiri olabiliyorlar. Hatta kim sözcüğü sadece soru zamiri olabilir. Ne sözcüğü de yerine göre değişebilir türü. Onu da ileride konuşacağız. Bence buraya kadar tamamız. Burada şeytanın avukatıyla aslında anlatmaya çalıştığım şey biraz da buydu. Ve çekim eki alan sözcüklerin mutlaka soru zamiri olduklarıydı ki defalarca konuştuk. Şimdi... Madem çekim eki alan sözcükler birer soru zamiri dedik. Ya hocam çekim eki anlatmadın ki. Hani her şey böyle sırayla gidecekti. Ben nereden bileyim çekim eki nasıl bir şey? Bakalım hadi. Mesela kimi, kime, kimde, kimden. Ne yaptım? Haleklerine getirdim. Haleklerinin her biri kesinlikle birer çekim ektir. Kimin, kimsin, kim, kimin ile. Sonra e, kimmiş, kimdi. Bu böyle uzayabilir. Yani şunu söyleyelim hal ekleri, sonra tamlama eki, kişi eki, kişi eki ile beraber kullanılan edatlar ve ek fiil diyeceğimiz şeyler bütün bunlar birer çekim eki. Hocam ben çekim eklerini bilmiyorum. E o zaman bunu biraz zamana bırakalım. Fakat aklımızda şu hep kalsın. Bir soru sözcüğü çekim eki aldığı sürece o mutlaka soru zamiri olur. Mesela neyi, neye, neyde, neyden, neyin, neyiniz, neydi, gibi bunlar böyle uzatılabilir ama değişmeyen şey hep nedir bunların birer çekim eki almış olduğu aynı şeyleri alttaki örnekler için de yapabilirsin hangisi hangisine hangisinde hangisinden ki zaten hangisi derken sığsı bir iyilik eki hangimiz onun yerine başka bir iyilik eki de gelebilirdi sonra hangileri şeklinde başka bir iyilik eki alabilirdi nere neresi nereler. Ee, çoğudaki de bir yel, şey, çekim ekidir. Bütün bunları düşününce aslında bu slaytta çok uğraşmayalım ve şunu biriktirelim kafamızda. Çekim ekleriyle ilgili kafamızda bir şeyler zamanla oturacak. Ama şu şimdiden otursun. Bir soru sözcüğü çekim eki aldığında kesinlikle bir soru zamiridir. Bakalım burada neler var. Nereye gidelim bu yaz? Nereye? Bak burada yönelme halekini almış. Kimi gördün rüyanda? Kimi? Belirtme haleki almış. Hangisini alacağına karar verdin mi? Şurada hangisi derken iyilik eki arkasından da bir belirtme durum eki var. Akşama kadar neredeydin? Hem bulunma eki var hem eki hem de kişi eki var. Bunu kaça aldın derken burada da bir yönelme hal eki var. Peki ama işler şöyle değişiyor. Buna dikkat et. Genelde bu bana geliyor. Hocam sen ek aldıklarında zamir demiştin ama kaçıncı sözcüğü zamir değilmiş. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Bak kaçıncı gün aşısını yapalım? hastanın kaçıncı gün burada kullanılan şu önce eki bir yapım eki. Peki soru sözcükleri çekim eki alınca zamir olurlar ama elimdeki sözcükte bir yapım eki var. Ne yapacağım o zaman? Bu demek ki oraya girmiyor. Bunun bir farkı var. Peki kaçıncının deseydi bu yapım ekinin üzerine bir çekim eki alsaydı, kaçıncımız, kaçıncılar gibi kullanılsaydı bu da gene neye dönerdi? Bir soru zamirine dönerdi. Ama ıncı ekinin kendisi tek başına bir yapım ekidir ki burada da kaçıncı gün derken bir soru sıfatı olarak kullanmışız. Hepsini halledeceğiz. Buraya kadar eğer hani şu konuştuğumuz şeylerle alakalı kafana takılan bir şey varsa mutlaka bekliyorum. Bir sonraki videomuzun konusu da Ek biçiminde zamirler olsun. Tamam? Görüşürüz. Eyvallah.